Efendim, Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk durağı Adana ile başlıyor. Bugün Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile festival kapılarını ziyaretçilere açacak. 21 Nisan'a kadar sürecek festivalde konserler, sergiler, söyleşiler düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Alihan Tok'un konuğu. Hemen sözü Alihan'a bırakıyorum. Alihan, sendeyiz. Evet, tek bir şehirde, İstanbul'da başlamıştı ve 16 şehre yayıldı. Kültür Yolu Festivali Türkiye'nin en yoğun kapsamlı ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak bu festival 8 ay boyunca sürecek. İlk durağı da Adana olacak. Adana'nın yerel festivali Portakal Çiçeği Karnavalı ile de birleşecek ve binlerce ziyaretçi burada birçok etkinlikle bir araya gelecek. Şimdi yanımızda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy var. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim, vatandaşları neler bekliyor? Şimdi 8 ay boyunca devam edecek ilk durak Adana. Neler olacak efendim bu festivalde? Şimdi biliyorsunuz biz 4 yıl önce bir bölge bir şehirle başlamıştık. O zaman demiştik ki biz bunu zaman içinde Anadolu'nun birçok şehrine yayacağız. Festival kapsamını genişleteceğiz. Şu anda 4. yılında 7 bölgede 16 şehirde festival gerçekleşiyor. İnşallah her sene de bu sayı gerçekleşen şehir sayısını arttırarak 2028'de 35 şehre getireceğiz. Önümüzdeki sene de 20 şehirde organize olacak. Tabii bu yıl ilk durak Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlıyoruz. 13 Nisan'da başlayan bu maraton 10 Kasım'a kadar Antalya ile devam edecek ve Antalya'da 10 Kasım'da son bulacak. 2-10 Kasım Antalya Kültür Yolu Festivali'nin tarihi. İlk başlangıçta festivalin ilk maratonun başlangıcında yeni şehirler var aslında. Adana'dan sonra Şanlıurfa, Şanlıurfa'dan sonra Bursa, sonra Samsun geliyor. Trabzon'dan sonra da Van geliyor. Yani aslında ilk 5 şehri bu ilk dönemde festivale dahil olan yeni şehirlerimizi gerçekleştirmiş, etkinliklerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Sizin de dediğiniz gibi çok geniş kapsamlı bir şey. Yani dünyanın en uzun süren, en fazla sanatçının katıldığı ve en fazla katılımın olduğu, 10 milyonlarca vatandaşın, insanın, sanatseverin katıldığı bir festivalden bahsediyoruz. Enler, çok fazla eni olan bir festival bu. Uluslararası bir özelliği de var ve bu, her sene, bu sene de özellikle mottomuz artık festivalimizin uluslararası kimliğini arttıracağız, uluslararası birliğini arttıracağız oldu. Tabii festivalin birkaç hedefi var, birkaç amacı var. Öncelikli amacı her yaş grubundan, her kesimden vatandaşımızın her kültür ve sanatın her türlüsüne erişimini kolay, rahat ama yoğun erişimini sağlayabilmek. Tabii bunu yaparken kültür sanata destek olmak ve dolayısıyla sanatçıya destek olmak. Tabii bunları gerçekleştirirken de başta festivalin gerçekleştirdiği şehrin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada birliğini arttırmak. Aslında uluslararası kısmı da buradan geliyor. Tüm dünya kısmından geliyor. Ve her senede uluslararası birliği yüksek sanatçıların ve kurumların katılımıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sene burada biraz daha yoğunluk verdik. İşte Picasso geliyor bu sene biliyorsunuz. Frida Kahlo geliyor. Salgado geliyor, fotoğraf sanatının ünlü isimlerinden. Deutsche Senfoni Orkestra geliyor. Yani birçok sanatçı ve sanat kurumunun da aslında katılımını sağlıyoruz. Adana özeline baktığımız zaman 1000'den fazla sanatçı katılıyor. 600'den fazla etkinlik gerçekleştiriliyor ve 30 ayrı noktada gerçekleştiriliyor. İşte Merkez Park'ta, Batırık Parkı'nda 2 tane sahnemiz var. Şu anda içinde bunun müze kompleksinde bir sahnemiz var ve etkinlik noktalarımız var. Türk sanatçılardan hani konserlere kimler var derseniz işte Haluk Levent var, Fatma Turgut var, Emircan var, Kafadar var. Mert Demir de var. Mert Demir var, Köfün var. Birçok sanatçının katıldığı bir etkinlik silsilesinden bahsediyoruz. Bundan sonra da çok ünlü sanatçılarımız festivalin ilerleyen tarihlerde farklı şehirlerde sahne alacaklar. Sadece konserlerle sınırlı değil. İşte sergiler, sempozyumlar, söyleşiler, dediğim gibi dijital sanat. Dijital sanat dediğiniz zaman Refik Anadolu var. Bu sene Güven Çözel'in 18 metrelik bir Olaflux dijital ve plastik sanatların birleşiminde özel bir performansını da görme şansını yakalayacaklar Adana'da sanatseverlerimiz. Bu tarz yüzlerce binlerce etkinliğin yer aldığı bir
festivalden bahsediyoruz. Tabii portakal, biz işte bu festivali illere yaydıkça, o illerde özellikle devam eden bir festival varsa, ki Adana'da portakal çiçeği karnavalı var. O karnaval çiçeğinde mesela festival, o festivali de, o karnavalı da festivalin bir parçası haline getiriyoruz. Mesela portakal çiçeği karnavalındaki geçmişte olan etkinliklerin tamamı bu etkinlikler silsilesinin içinde yer alıyor. Yani özel kortej yürüyüşünden, özel portakal çiçeği koşusundan veya işte TCK'nın yaptığı koşudan, diğer lezzet duraklarından tutun da aklınıza gelebilecek bütün etkinliklerin tamamı aslında yine korunmuş oluyor. Ne oluyor? Süre uzamış oldu. Yani 3 günden 9 güne çıkmış oldu. Daha fazla etkinliğin gerçekleştiği, çok zenginleştiği, hem içerik açısından hem kapsam alanı açısından çok zenginleşmiş bir etkinlik haline geldi. İnşallah buna mesela sadece Adana'da değil bu. Gaziantep'te biliyorsunuz Uluslararası Gastronomi Festivali o kimliğiyle beraber devam ediyor. Konya'da Mistik Müzik Festivali o kimliğiyle beraber devam ediyor. İşte Nevşehir'de Kapadokya Balam Festivali var. O da o kimliğiyle beraber devam ediyor. Bu şekilde mevcut festivallerin kimliğini de koruyarak tarihlerine de özellikle dikkat ediyoruz. Sezon öncesi, o ilin sezonun öncesi veya sonuna denk getiriyoruz. Burada da amacımız sezonu uzatmak. Hem turizm sektör paydaşlarının hem de esnafın ekonomisini canlandırmak açısından da çok çok önemli o timingler. Bir de hava durumlarına da dikkat ediyoruz tabii. Açık hava etkinlikleri yoğun olduğu için katılımın fazla olması açısından tahminen yağmurun az olacağı, olasılığı az olan tarihlere denk getirmeye çalışıyoruz. Adana'da inşallah meteoroloji evime baktım, güzel bir hava bekliyor 9 gün boyunca. İnşallah çok yoğun bir katılımla bu seneki karnavalı gerçekleştirmiş olacağız. Bugün de hava sıcak aslında Adana'da Sayın Bakanım. Yani aslında açık hava Adana'da biraz da sıcak oluyor hava. Evet. Yani vatandaşlar burada binlerce etkinliğe tanıklık edecekler. Evet. Bir hedefiniz var mı Sayın Bakanım? Onu da sorayım. Şimdi 16 şehre yayıldı. Bir şehirde başladı İstanbul'da. İlerleyen yıllarda hani daha ne kadar yayılmasını bekliyorsunuz siz? Tabii. Şimdi bu sene 16 şehir. Önümüzdeki sene 20 şehir olacak. 2028 hedefimiz belli. 35 şehre çıkmak. Yani her sene tahmini 5 şehir ilave ederek 35 sayısını 2028'de yakalamayı hedefliyoruz. Tabii vatandaş gözüne bakarsanız 10 milyonlarca katılım oluyor. Sanatçı gözünden bakarsanız da 40 bin sanatçı katılımı olacak mesela bu 8 aylık süreçte. Onu da her sene arttırarak devam edeceğiz. Daha fazla noktada etkinlik, daha fazla sanatçı katılımı ama 10 milyonlarca sanatseverin katılımı bizim için önemli konu. Dediğim gibi bu sene bazı değişikliklere gittik. Biz uluslararası kimliği arttırabilmek için takvimin daha erken açıklanması, her sene daha erken açıklıyoruz. Aslında etkinliğin başladığı illerde takvim kolay kolay değiştirilmiyor. Hep aynı tarihte kalması sağlanıyor. Artı üzerine etkinlik daha önceden takvim içindeki etkinlikler belirlenerek uluslararası katılımın artması sağlanıyor. Yani şimdi siz eğer reytingi yüksek önemli uluslararası sanat etkinliklerini ülkenize getirmek istiyorsanız birkaç yıl önceden görüşmeye başlamanız lazım. Bu bağlamda bizim ilgili genel müdürlüğümüz şu anda 2025 ve 2026 takvimiyle ilgili, uluslararası takvimle ilgili görüşmelere başladı. Onların turnelerine dahil olmaya çalışıyoruz. Her sene uluslararası katılımın arttığı bir Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni vatandaşlarımıza kazandıracağız inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Canlı yayın konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'du. Bize o Türkiye'nin en yoğun festivalini, Kültür Yolu Festivali'nin detaylarını aktardı. Bugün itibariyle o festival Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte başladı. 16 şehirde 8 ay boyunca devam edecek ve binlerce etkinlikle milyonlarca ziyaretçisini ağırlayacak diyelim. Ve Adana'dan sözü tekrar merkeze bırakalım. Çok teşekkürler Ali.